Evet, herkese yeni bir günden Günaydın. günaydın. Sevgili bir yaşamın değerli takipçileri, hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün yeni bir güne uyandık. Güzel kuş sesleri eşliğinde. Bizim neydi o? Cibil amca diye Hatırlamıyorum. anıyoruz burada. Birçok bülbül var. Cibili cibili şak 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 altılı yedili gidiyorlar. Çok keyifli bir gün. Bu keyifli günü de mümkün olduğunca size aktarmaya çalışacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bakarsak. Dün biraz depoyu kurcaladık. Az bir şeyler çektim ama onu yayınlamayabilirim. Depoyu düzenlemeye özel bir bölüm çekmeyi düşünüyorum. Güzel böyle öncesi sonrası neler çıktı neler bulduk. Çok enteresan şeyler çıkıyor dostlar depodan. Yani ne istesek çıkıyor. Öyle bir depo. Hatta istediklerimizin haricinde de enteresan şeyler çıkabiliyor. Damla sulama sisteminin parçaları da bunun güzel bir örneği. Şimdi böyle görüyor muyuz burayı? Şimdi dostlar, damla sulama sistemini artık faaliyete geçireceğiz. Yarın da cuma pazara gideceğiz. Ondan sonra yeni fidelerimizi alacağız. Bir de işte neyimiz var, neyimiz yok bir görelim dedim. Şöyle kategorize ediyorum. Ondan sonra işte eksiklerimizi belirleyip listeleyip yarın fidelerle birlikte alıp hem fidelerimizi ekleyeceğiz önümüzdeki bölümlerde. Damla sulama sistemimizi kuracağız. Bu sayede artık yeni dönem ürün yetiştirmemize başlayacağız. Evet ki başlamıştık zaten de ikinci partisi daha bunun üçüncü, dördüncü partisi daha güzel devam edecek yani. Siz o yüzden kanala abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Videolarımızı da beğeniyorsanız beğenmeye tıklayın. Ücretsizdir bu olaylar tamamen. Destek olması amaçtır, iyidir. Dün Saadet ablamız geldi mesela. Ona da selam olsun buradan. Evet. O söyledi. Ben önceden izliyordum ama hiç yorum yapmıyordum. Beğeni tıklamıyordum. Hani önemini bilmiyordum dedi. İlla ki dostlarımız arasında da bilmeyenler vardır diye arada söylemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunlar muhtemelen ara bağlantı muslukları. İki boruyu birbirine bağlayıp işte bir hatta su verip bir hatta vermemeyi sağlayan ara musluklar diye düşünüyorum. Şunlar da şöyle. Çeşitli renklerde yapmış olmaları, çeşitli ekim alanları. Mesela domatese giden hattı, şimdi domates fazla su istemediği için her zaman açık kalmaması için domates hattını kapatırız, işte biber hattını açarız, çilek hattını açarız gibi. Şunlar da ara su kaçırmasın diye olan lastiklerdir diye tahmin ediyorum. Başka ne farklı parça var? Valla şunun ne olduğunu bu kangal borudan yani kalın borudan ince boruya aktarımı sağlayan bir parça olabilir. Şu yeşilleri şu an bilmiyorum ama şöyle bir tahminim var. Damla sulama sisteminin deliğine girip şuradan yani tek noktadan alıp 3-4 noktadan suyu veriyordur diye tahmin ediyorum ve buradan şiddetini ayarlayabiliyoruzdur diye düşünüyorum. Yani ilk defa damla sulama sistemini kendim sıfırdan kurduğum için biraz fikir yürütüyorum. Daha hiçbir araştırma da yapmadım açıkçası. Bakalım mantık yürüterek ne kadar ilerleyebileceğim. Sıkıştığım yerde tabii ben de YouTube'a başvuracağım. Ondan sonra burada farklı ne parçamız var? Şöyle bunların da tıpı olduğunu düşünüyorum. Yani boruların son noktalarına takıp suyu kesmek için olduğunu düşünüyorum. Sonra burada farklı bir parça. Şöyle ikili bir göz var. İki boruyu geçirmek için herhalde. Evet, iki boruyu geçirmek ama bunu nasıl kullanırız mesela? Bir fidenin hem sağından hem solundan gitmesini sağlamak için olabilir. Şimdi dediğim gibi bunların hepsini kategorize edeceğim. Poşet ve kalanları da hepsini dökeyim. Siz de görün. Sonra ben bunları ayrıştırayım. Farklı gördüğüm bu arada bunları marangozhaneden çıkarttığımız için her taraf azıcık talaş. tozlu. Azıcık evet. Ha bak şu boruda delik açmaya yarayan aparattır diye tahmin ediyorum. Şurada bir demir daha bağlamışlar. Sonra bakalım burada ne var farklı. Yine tufalar var. Bu da büyük ana kangal boruya küçük boru girmesi için açan aparattır diye düşünüyorum. Tırtıklı burası.
O büyük kangal boruya bunu takıp küçük boruyu takacağız diye tahmin ediyorum. Şu an tamamen tahminler üzerine ilerliyorum. Dediğim gibi uymayan yerlerde şurada bir tane daha açma aparatı var. Ya da hani çözemediğim noktalarda YouTube'a başvurup öğreneceğim. Öğrendiklerimi de size aktarmaya çalışacağım. Şurada ne var? Bu da bir şeyin kapağı. Neyin olduğunu bakacağız. Sonra bakalım projetimizde daha ne var? Şimdiden bohçasını açıyoruz dostlar. Eskiden bohçacılar vardı, hatırlayanlar var mı? Bohçacı geldi, ha anam diye dolaşır. Böyle bir açardı heybesini. İşte içinden çarşaflar, yastık kolukları falan. Çakı çakmak, ayna tarak 5 lira. Gerçi onlar sportacıların lafıydı ama. Gemilerde olurdu onlar. Evet. Eski günleri özlüyorum ya. Yani ne bileyim, daha keyifli geliyor. Ya her geçen gün daha bu kazardı için bu dünya. Öyle geliyor bilmiyorum ama siz de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz dostlar seviniriz. Burada genellikle iki boruyu birbirine işte ek yapacağımız aparatlar gibi duruyor. Farklı bir şey görebiliyor muyum? Göremiyorum. Bakalım. Son olarak şunları boşaltalım. Bunun damla sulama sistemiyle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. USB girişi falan var. Bu çakmaklık araç için herhalde Bluetooth algılayıcı. İşte yani çok enteresan şeyler çıkıyor. Bak buradan bile neler çıkıyor dostlar. Depoya bir girelim işte eski marangozhaneye. Neler var inanamayacaksınız ya. O kadar söylüyorum size. Beklentiniz yükseltmek gibi olsun. Çünkü enteresan şeyler. Güzel pembiş bir makas. Dolunaycım seversin. Orada şey bahsediyor. Diğer evde makasla ilgili sorular olur. Evet. Bunlar normal su borusu, köşe bentleri, tipoları falan ama burada da işimize yarayabilir. Boru çevirmek için kullanılıyor ben. Şurada ne var? Yani bu şey, musluk içi. Hani musluğu açtığımız yer var ya, orası sağlamsa bunu da evin içinde belki yedek olarak kullanırız. Şimdi şuradan baktığımızda artık farklı bir şey yok. Burayı... Şimdi tamam, bu bölümü ben bir toparlayayım dostlar, kategorize edelim. Gün içerisinde yapacaklarımızı da kısaca anlatayım ben size. Dolunaycım ön tarafa girecek, şu otları biraz daha derleyip toparlayacak. Ev sahibimiz ot kesme makinesini getirdi. Ben de tavukların kısmındaki işte çok büyüyen otları keseceğim. Ondan sonra orayı bir derleyip toparlayacağım. Sonrasında tavukların dolaşma alanındaki telleri tamir edeceğiz. Sonrasında da seranın altındaki ekim alanının ekim tümseklerini, işte yükseltilerini hazırlayacağız. Arada daha bir süreçimiz çıkar. Onları da gösteririz. Şimdi güzelce paketlememizi yaptık. Hepsini kategorize ettik. Ayırdık böyle poşetleri. Bunlar bekliyor. Erkan Sava'yı artık bekleyeceğiz. O geçen sene de kurduğu için damla sulama biraz daha hakim durumlara. Onunla eksiğimize gidemize bakacağız. Ben diğer taraftan ekipmanları ayarladım. Tripodumuz burada. Mikrofonumuz burada. Özellikle bak mikrofonu donma için kullanacağım. Aynı zamanda işte ben de şu makineyle bu taraftaki otları keserken size yeni bir hızlı çekim yapayım. Bir önceki bölümdeki hızlı çekimi beğendiniz diye düşünüyorum dostlar. Makineyle gidip gelirken tavuklar da peşimde dolanıyor falan. Gayet güzel oluyor. Değil mi kızım? Ne bakıyorsun oraya? Hı. Umay güneşleniyor böyle çimlerin üstünde. Kızım. Hayat ona güzel. Hadi o zaman güne başlayalım.
her zaman böyle hadi böyle daha detaylı çekim vesaire yapayım desem illa bir aksilik çıkıyor. Bu sefer ne oldu? Makineyi çalıştırdım. Hani benzinini falan koydum. Denemek için çalıştırdım. Sonra baktım stop etmiyor. Yani stop etmiyorken bari apar topar dalayım. Ondan sonra işte donlajımla birlikte bir hızlı çekim başlattık. Sonra ben işte hem kestim hem yerini değiştirdim ama ne kadar ne çıktı hiç bilmiyorum. Neyse şöyle etrafı bir göstereyim size. Burası biliyorsun yani gördüğünüz görüntülerin başında neredeyse boyumca otlar vardı. Şimdi apar topar girdiğim için çok detaylı temizleyemedim. Çünkü daha işte benim planım bunu işte çıkartmak, kaldırmaktı. Sonra şimdi şu tel boylarındaki işte ıvır zıvır böyle budanmış dallar var. Onları temizlemekti. Şu telleri kaldırmaktı. Şu aralarda böyle teller var. Ama işte makine stop etmeyince direkt girip başlamak zorunda kaldım. Neyse. Çoğunluğunu şöyle dümdüz ettim. Güzel oldu. Şimdi cikliği kaldırıp boğup motoru öyle stop ettim zar zor. Ondan sonra şu etrafı bir toparlayayım. Kızları da salayım diyorum ama hazır buradan bir sürü sinek böcek havalanmışken onlar da karınlarını doyursun. Değil mi kızlar? Hadi gelin bakalım. Hadi saldırın. Size bak bir sürü parti var dışarıda. Hadi. Yas 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 yas. Dağılın. Aferin. Tam bak tam size açık büfe ziyafet. Nasıl iyi mi böyle? Şimdi otlar havadayken çok yemiyorlardı. Şimdi baksanıza gözleri döndü. Nereye şey, salça olsak diye ki dağıldılar. Kafanıza göre takılın kızlar. Bu arada dolunay büyümesin de şu odunların altında yılanlar yuvalanmış. Oh, geçen kardeşim de gördü. Ben de bir gördüm. Yavruları yavaş yavaş çıkıyor. Hani zarar vermek istemiyorum ama onlara. Şimdi uzaklaşmaları da lazım. Bu ot temizliğini biraz da ondan yaptım. Çünkü bu otların arasına yuvalanırlar. Hani durduk yere bir savaşa girmeyelim kendi aramızda. Tavuklardı şimdi etrafta dolaşırken. Onlar da kaçar gider. Kaçıp gitmezlerse doğal döngüde birbirlerine yem olacaklar artık. Yapacak bir şey yok. Neyse. Kızlarımız gördüğünüz gibi çok mutlu. Nereden ne yesek diye dolanıp duruyorlar etrafta. Şimdi ben bir mola vereyim. Bir su falan içeyim. Çok sıcak hava. Yani bu arada şeyde gördünüz mü bilmiyorum ama kreasyonumu şort altı uzun çorap. Şimdi dostlar mecburiyetten normalde çizme giymem lazım ama bu kadar otun arasında çalışırken hava çok sıcak. Hiç çizmeye de gelemiyorum. Ben de uzun çorap giydim. Neyse işte bu da böyle bir detaydı. Hadi gidiyorum. Şimdi öncesi yapamadık kusura bakmayın. Şey, bir yandan telefonda müziğimiz çalıyor. Bir yandan işte oradan oraya koşturuyoruz. Haliyle bir üçüncü kişi olması lazım ki sürekli peşimizde video çekerek dolaşacak. O da mümkün olmadığı için. Şöyle göstereyim. Bu sazlıklar bu güllerin etrafını sarmıştı. Önceki videolardan hatırlarsınız. Burası böyle top gibi kapalıydı. Dibinden kırpa 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 öyle gülleri açığa çıkarttık. Toprağa da eşeleyince donlaycığım. Nasılsın? Sosyetik köylüm gözlüklerine takmışsın. Evet, tertemiz oldu. Elinize sağlık. Kızlarla beraber çalışıyoruz. Evet, kızlar da toprağı havalandırmaya, dibindeki solucanları, kurtları yemeye devam ediyorlar. Biz onları açtıkça kanalar böyle güzel temizlendi. Şimdi yine bu tel boylu fasulye barbunya bir şeyler ekeriz. Bu taraflarda yeni çiçekler ekeriz. Bu güllerimiz falan da açtığı zaman ortam muazzam olur. Şimdi şu sazlıkları toplayıp arka tarafa dolgu yapacağız. Hadi götürelim o zaman. Şimdi önden arkadan her yerden çıkan dalları, otları, çöpleri buraya boşaltıyorum dostlar. Bunları da yayacağım böyle. Maksat zemini biraz yükselsin. Ondan sonra üstüne de o beyaz mıcırlı kumu dökeceğim.
Buraya da böyle tek bir düzen yaptım mı 10 numara olacak. Şimdi geldik bizim ekim alanına bakan en sorunlu hasarlı bölgemize dostlar. Görüyorsunuz tel yırtık dökük. Ondan sonra işte şurada bir parça tel buldum. Buraya bir yama yapacağım. Bu naylonları da işte diplerini komple kapatıp kestiğimiz otları da üstlerine atınca muhtemelen bu tarafa geçemezler. Burayı çözdükten sonra diğer tarafa da bazı çözümler bulacağız artık. Niyeti bozdum dostlar. Buradaki öbeği bu tarafa alacağım. Çünkü aralarına böyle asma sarmaya başlamış. Hem asmayı kurtarayım. Hem şuraya girdik, biraz otları temizledik ama yolmakla bitecek ot yok yani buralarda. Dediğim gibi burada sürüngenlerimiz var. Onlar gerçi bu kadar sesten kaçmıştır ama işte şu odunları kaldırayım, şuraları bir makineyle temizleyeyim. Hem de şu asmayı şu tele yönlendireyim bari. Orada takılsın, büyümeye devam etsin. Ulan yiyecek başka bir şey mi bulamadınız? Tanrım'dan! Aç mı bırakıyoruz biz bunları da onlar? Al al. Cesur oğlum. Dostlar Cesur hakkında ne düşünüyorsunuz? Dolunay evladı gibi kalmış mı? Bunun yanında herkes yani istisnalar hariç. Bu istisnalar kim oluyor? Sen gibi. Ay dostlar. Dertimiz çıktı. Cesur da oynamak istiyor ama hiç bizde oyuncak hal yok. Cesur. Oğlum. O sempatilerin de beni birazcık korkutuyor. Ellere bir şey. Değil mi oğlum? Salamcıyı kapacaktın Cesurcuğum. Cesur. Dostlar akşam oluyor yavaş yavaş. Nasıl hissediyorsun Dolunaycığım? Azıcık yorgun. Yani hafşurdu iyi yaşa. İyi yaşa. Hafşurma geldim. Yani şu bahçe şey hortum işte bitsin de. Evet oğlum. Tamam. Şimdi gidince şuna bakan bir şey. Oh. Gidelim gübreleri atalım, ön bahçeyi sulayalım, sebzeleri sulayalım. Ne yapsak bitmiyordu. Ya buraya 50 kişi birden girecek ki bir günde tırırt. Vallahi yine kıyıda köşede yapılacak iş ya, kalır. Ama hani şöyle of hani derdik. Yani. Neyse az kaldı, yarın fidelerimizi alalım. Şu damla sulamayı çekelim. Şu tellerin kalan kısmını onaralım. Bizi en çok o depoya olacak. O depo bizi mahvedecek. O depoya yani biraz ama olursa da güzel olacak ya. Oraya kesin. Ya ilk önce hangi amaçla olmaz. Kullanacağımızı bir karar vermemiz lazım. Yani sen sırf şey düzenleyip öyle kaldıktan sonra yok işte sınıflandıracağız işte her şeyi. İçinde yani sınıflandıracağız. Nerede ne var? Hatta şey liste yaparız. Girişe koyarız. Nerede ne var? Hiç aramayız. Evet. Yani doğru. Oradaki her şeyi her zaman kullanmayacağız ki. Mutlaka çıkar. Bakacağız tamam. Artık. Her şey çıktı. Şu sebzelerimiz toprakta bulunsun kalanlar. Şu su hattımızı çekelim. Damla sulamamızı. Bugün inşallah Erkan gelirse. Ya bugün çekemeyiz daha. Eksik parçalar var. Süzgeç var. Testini yapacağız. Daha ana kangal borunun tıpası ıvırı zıvırı dirseği. Ya onu yavaş yavaş yaparız zaten. İlk önce sera kısmını çekeceğiz. Sonra daha alt tarafı daha asıl büyük iş alt tarafta. Daha oranın üstü kazılacak. Hatları oluşturulacak. Allah hiç kuvvet versin. Amin. Dolunaycığım teşekkürler. Ben sana yemek yaparım. Allah razı olsun. Sıkarım sana. Vitamin olsun.
Ondan sonra tırmıklanacak, taşları çarptı, çöpü temizlenecek. Elek neredeydi? Elek orada bir yerde. O küçük değil ya. Sanki büyük bir elek vardı. Ya Serhat abinin solucan çadırında var. Ha. Gübrelediğimiz elek vardı. Neyse, hayırlısı be. Yani en güzeli o gibi. Hatta o tekerlekli şey var ya, aa bak çok güzel bir fikir geldi. Tekerlekli kasayı oraya götürürüz. Eliyle üzerine koyarız. Toprağa attıkça yine toprak dökülür. Gezdire gezdire. Gezdire gezdire bahçeyi. Bence çok mantıklı. Ben çok beğendim şahsen. Niye? Evet, hevesini kırmamak için yorum yapmıyorum. Ya oğlum. Neyse dostlar, bundan sonrasında biz artık öyle yaldır yaldır kalan işleri yaparız. Bu bölümü böyle kapatalım. Yine vaat ettiğim gibi çok düzgün bir video olmadı muhtemelen ama artık idare edin, ne yapalım yani. Çok yoruluyoruz. Hakikaten yani bu kadar işin arasında yani video çekmek bir görüyorsun işte sen de. Bir şey sadece işte bak bir yeri göstereyim diyor. Ondan sonra hadi müzik çalıyor oluyor. Müziği kapat. İşte ona göre düzen al. Bilmem ne yap. Burada müzik sorunu bende galiba. Yok sende değil. Hani sadece en basit. Yok hayır, basit örnek. Hani genel işleyişimizi yani, sekteye uğratıyor. Yani başlamış oluyorsun. Aynen. Ya anca böyle programlı olacak. Dediğin gibi bir kişi çekecek. Şimdi ben çekersem o zaman iş gücü sana kalmış olacak. Hani sen çek desem iş gücü bana kalmış olacak. O hiç olmayacak. Yani çünkü tamam yaparım da senin kadar yapamam. Ya işte böyle yani bir süre idare edeceğiz. Yani ana altyapı oturunca belki hani keyfek eder. Böyle şey i̇şte kurgulu montajlı videolar yaparız. Merak eden varsa ilk videolardan ya da oradan kesit ala ala. Ya bu YouTube olayı başlı başına bir iş. Herkes kolay zannediyor da. Ya bak çekmesi bir dert, işte onu planlaması bir dert, işin arasında uygulaması bir dert. Sonra işte kurgusu montajı, hadi ki ben kurgu yapmıyorum, peş peşe yapıştırıyorum gidiyor da. Hani biraz daha seyir zevkini arttıracak şekilde hani bir hareket, bir geçişler, bir efekt, bir şeyler eklemeye kalksam bu sefer montaj işi 3-4 saat sürüyor. Bak şimdi pertimiz çıktı. Ekip temizleneceğiz, şey yapacağız. Ondan sonra patates çuvalı gibi yığılacağız. Bir köşede kalacağız yani. Evet, yemek falan yapacağız. Ondan sonra bir de bak montaj kısmı bittikten sonra işte çıktı almasını telefondan mesela bir saat sürüyor uzun video olduğu zaman neredeyse. Şey, akşam gördün. Sonra yüklemesi, başlığını gir, açıklamasını gir, etiketlerini gir. Saatini planla. Hani başlı başına bir iş. Acaba şey mi yapsam arada bir, mesela onu sırf atölye için yapılabilir. Hafta sonu. Ya belirli bir açacaksın, tamam mı? Boş görüntü de olabilir. He. Ama hani o çok uzun şey temizlemesi, biraz uzun sürecek onu sınıflandırması bilmem. Tamam. O orada açık olacak. Hani birileri bizi gözetliyor gibi olacak işte. Evet, canlı yayınlara biraz daha ağırlık verebiliriz. Zaten isteyen dostlarımız var. Canlı yayın yok mu diye soran dostlarımız var. Yani iş yapılabilir. En azından yerimiz sabit ya. Hem boş durmamış oluruz, işimizi yapmış oluruz. O sırada da soru sorarlarsa... Canlı, sesli soru soruluyor mu? Var mı? Yok. O zaman kargaşa olur herkese. O hep lazım. Evet. Doğru. Instagram canlı yayınlarında mesela... Konuk alabiliyorsun. Mesela birini davet, istek gönderen birini alıp işte karşılıklı sohbet gibi olabiliyor. Birkaç kişiyle de. Birkaç kişiyle oluyor. Bilmiyorum da bir kişiyle oluyor nasıl. Neyse şuradaki işte diyorum ya. Rutine bağlısın işlerimiz. Ya şu an her yerde iş var. Biraz orayı yapıyoruz. Evet. Biraz orayı yapıyoruz. Yani öyle de yapmak zorundayız bir yandan. Çünkü hani bir yeri bitir. Senin de dediğin gibi öteki tarafa geç. Olmuyor çünkü eş zamanlı ilerlemesi gereken birçok iş var. İşte bak geliyoruz burada bu hayvanlara bakıyoruz. Şimdi gideceğiz, bir daha geleceğiz. Şimdi akşam hadi soba yakalım dersek daha odun kesmemiz lazım. Yakmayalım zaten. Alalım battaniye üstümüze üşürsek. Yani, ya hoş, o kadar soğuk da olmuyor da. Sobanın sıcağına alışınca insan. Ne geldi? Şimdi kapatalım mı diyor. Hadi kapat. Hadi o zaman sen kapat. Hep unuturmayacağım. Ama biraz yüksek sesle böyle. Bu neydi?
Bizi izlediğiniz için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız yapın. Yapmazsanız yapmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın dostlar.